Selamünaleyküm. Hoş geldiniz Sıdıkan'ın YouTube kanalına. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Hamdolsun. Bizleri soracak olursanız iyiyiz. Tüm hızıyla kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Karışık meyvelerden, dolapta hani önceden, bir pazar önceden kalanlardan meyvelerimiz vardı. Karışık meyvelerden peskül yapacağız. Peskül yapımını başladık artık. Evet. Kışlık hazırlıkları videomuza bir öncesinde de zaten başlamıştık. Şimdi artık devam ediyoruz o serimize. Biliyorsunuz ki kız Sıdıka Sultan'ın kahve yanlarında bolca görüyorsunuz kış aylarında. Kış bahçemiz balkonumuzu içerken pestillerimiz oluyor. Bu pestillerimiz artık yapma zamanındayız. Yavaştan yapacağız. Yaparken de siz kıymetli izleyicilerimize de bu içeriğimizi, bu lezzetimizi paylaşalım. Eşsiz bir lezzet, eşsiz bir güzellik. Haydi bakalım Sıdıka Sultan. Meyvesini böyle yapıyorum. Bugün mesela karışık meyveler vardı. Ondan sade de yaptığım oluyor, karışık da yaptığım oluyor. Bugün karışık olacak. Bugün karışık. Evet. İçerisine anneciğim bugün neler yapıyoruz, neler koyuyoruz? Bu öncüdendi. Dondurucuyu koymuştum bunu. Hani peskin zamanında kullanırım evet. diye. Evet. Kayısı. Kayısımız var. Kayısı. Biraz tane şey vardı, üzüm. 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 İncirlerimiz var. İncir. Hemen şöyle kabaca yıkadım ben bunları. Temiz çünkü. Hemen ikiyi bölü bölü vereceğim. Yani sizler de tıpkı şu an Sıdıka Sultan yapmış olduğu gibi. Biz tabi pestil için öncesinden kayısları koymuştu. Geri kalanları hani dolabınızda olan meyvelerden değerlendirebilirsiniz. Evet. Mesela bir pazar önceden kalıyor. Mesela yenilenmesini istiyorsunuz. Evet. Mesela yumuşamış oluyor. Mesela eriklerimiz önceden yumuşadı. Mesela onları değerlendirmek için biri bir pestil. Hem kış aylarında çayın yanında, mesela kahvenin yanında, çayın yanında mesela cevizle şeyle çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Tam enerji deposu. İçine şeker koymuyorum. Şeyine göre. Bunlar karışık olduğu için, bir incir olduğu için tatlı. Mesela hafif tatlı olacak. Çoğunlukla yaptığımız ürünleri sizlerle fark ediyorsun. Hani doğal olsun, organik olsun diye çalışıyoruz. Şeker koymadan sıfır şekerle elimizden gelince koysak da ne kadar az koyduk o kadar kâr diyerekten yapıyoruz evet. yaptıklarımızı. Bu pestilimiz şu anda annem dediği gibi sıfır şeker. Ama annem az önce anlatmış olduğu gibi kış aylarında o kadar çok lezzetli bir hale gelmiş oluyor ki özellikle çay akşamları çay saatlerinde, gündüzleri kahve saatlerinde evet. yapın, deneyin. Mutlaka sizler de farkı göreceksiniz. Evet, çocuklarımız da beğeneceklerdir. Bizimkiler bıktılar artık, önceden çok seviyorlardı da biraz farklı tatlar arıyorlar. Yine de geçen sene yaptığımda Hindistan cevizini batırdım. Aynı evet. lokum gibiydi. Lokum kestim gibi. Böyle küpkü. Çok güzel oldu. Şimdi Sare, zaten bizim Sare var. O küçükken birazcık alerjik bir çocuk bebekti. Evet. Özellikle annemin dut pestilleri var. Onlarla evet. büyüdü. Sare evet. onları çok severdi. Bana dut pestili. Mehmet Kerem de çok sever. Tabii birazcık tabii onlar başka tatlar annem anlatmış olduğu gibi istiyorlar artık. Ama şu karışık da ayrı bir güzellik oluyor. Şimdi pişme sürecini göreceksiniz. Anneciğim bunları içerisine biraz, ortadan evet. bölüp birazcık küçültmüş gibi oluyor. Çünkü birazcık pişireceğiz onları. Tabii ikiyi bölü bölü vereyim öyle irice. Pişmesi yumuşak, kolaylaşsın. Pişecek. Ondan sonra blender yapacağız. Meyvelerimizden de eminiz öyle çürük falan da içerisinde yok. Aşırmalarını sizinle paylaşacağız. Şimdi bizler bunları hazırlayacağız ve tencere yolculuğuna bırakmış oluyoruz. Evet, şeftalimiz var. Şeftaliler de geldi mesela. Şimdi altta şeftalileri de varmış. Anneciğimin. Onları da koyuyoruz. Evet. Kabuklu bir şekilde koyuyoruz. Kabuklarındaki vitaminden de yıkamıştı annem. Yıkadım. Üstüne hani kimyasal kalıntısı, ilaç kalıntısı kalmadı. Kabuğuyla birlikte koyuyoruz. Kabuk. Haydi bakalım. Hepsini aynı özenle evet, tenceremize bir koyalım. Gerekiyor. Şu kabuğunda da vitamin var meyvelerin. Pestilin amacı o zaten. İyice güzelleştireceğiz. Evet, meyvelerimizi doğradık. Evet, içerisine tüm meyvelerimizden koymuş oldu. Evet, karışık. Hepsinden var. Kayısı, armuzundan, soğan, şeftalisinden, eriğinden, incirinden. Maşallah, bol bereketli oldu. Hepsi var. Şifa kaynağı oldu gerçekten de. Bütün meyvelerin hepsinin aroması, vitamini geçecek. Geçecek. Biraz su ilave edeceğiz içine, pişecek kadar. Evet. Çok değil, azıcık da su koyduk. Yeterli. Ağzını kapatacağım, yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Kısık ateşte yavaş yavaş evet, pişirir. Bayağı yumuşayıncaya kadar. Ondan sonra blender edeceğiz. Evet, blender olunca zaten süreci göstereceğiz. Evet. Haydi bakalım. Şimdi yavaş yavaş pestillerimiz ocağa koyuldular. Gördüğünüz gibi şeker falan hiçbir şey koymadık. Koymadım. Azıcık su, bir de meyvelerimiz var. Evet. Evet. Şimdi kışlık hazırlıklarımıza
Balkonda da devam ediyoruz. Bir yandan pestillerimizi ocağımıza koyduk geldik. Annem o arada da pazardan aldıklarımızın fazlaları oluyor. Hani birazcık fazla alıyoruz. Evet. Hepsi bir anda olmasın, annem yorulmasın diye. Şimdi irilerini yemeklik ayırdım, küçüklerini ayırdım. Bunu da hemen dedim bir poşet gelir bu. Bir poşetlik dolaba koyacağım. Evet, bamyalarımız var. Ha, kurutmayacağım. Kavurup da dolabımızı koyalım. Öyle de Evet. iyi oluyor. Denk gelirse bir de bir iki dizi de kuruturuz. Bir önceki videomuzda fasulyelerimizden koymuştuk. İzlemelisiniz, ona bakabilirsiniz. O da kanalımızda yayında. Şimdi de bamyasını koyacağız inşallah. Bamya Bamya koyacağız koyacağız. dolabımıza. Aynı, yani yemeğe hazır olacak şekilde kışlık hazırlıklarımız içerisinde onu yerini alacak. Evet canım. Bunlar da çok hoşum gitti. Dün almış olduğumuz, pazardan almış olduğumuz biberler. Evet. Fıstık biber gibi baksana. Değil mi? Aynen gibi Gerçekten sanki. de. Evet, Ha. süsle biberleri gibi aynı. Onları dedim bir cizi gelir. Havalar sıcakken. Evet. Onları çizelim. Onları da kuracağız Allah'ın izniyle. Hani böyle kış hazırlıklarını bir anda yapınca yorucu oluyor. Böyle ara ara da yapıyoruz. Belki de sonrasında da çok da alabiliriz nasip olursa. Anneciğim zaten böyle burada kurutmaya başladı bile. Görüyorsunuz balkonumuzun dekorları içerisinde yerini alıyor. Ve bir yandan kurutmaya başladık. Bunlar Arzu'ya gidecek. Yetiştireceğiz. Onu Evet. kayınvalidesi gönderdi. Patlıcanın şeyini cizlerdi Patlıcanlar da ama. hazır kenarda. Onlar da çok güzel kurmuşlar ama. Patlıcanların görüntüsü muhteşem. Tabii ki de bunlar ablamlar, artık İstanbul yolcusu. Onlarla birlikte göndereceğiz, bunlar da gidecekler. Sonrasında kasoldan kendimiz için de zaten yavaş yavaş yine aynı şekilde yapıyor. Evet, şimdi Sıtka Sultan. Bamyalarımızı ne yapıyoruz biz şimdi? Bamyalarımızı ayıklıyoruz sapından. Sap Ben düz kısımlarını. düz kesmem öyle. Evet. Böyle döndür döndür kesiyor. Bir şey var mı dersen yok. Hani bir öyle onun öyle kesmenin özelliği var mı dersen ben bilmiyorum. Böyle alışmışım. Böyle kesmeyi gayret ediyorum. Daha güzel hoşum gidiyor böyle. Şimdi görüntü itibariyle yemek pişince de tabii görüntüsü daha güzel olmuş oluyor. Anneciğim bunları oval bir Küçük, şekilde ha, alıyor. küçük olanları büyükse ikiye bölüyoruz tabii ki. Şimdi Sıdıka Sultan bamyalarımızı bu şekilde ayıklamış olalım bizler. Daha Ondan sonra sonrasında yine biberimizi biberlerimize geçeceğiz, devam edeceğiz. işeceğiz. Haydi bakalım. Kışlık hazırlıklarımız Sıdıka'nın Hayatı kanalında, Sıdıka'nın Hayatı vloglarımızda tüm Evet. güzelliklere devam ediyor inşallah. Kuru ekşili bamya. Harika, Kuru enfes. suyuyla güzel olur, Çok değil da mi? güzel olur. Sultan, şimdi bamyalarımız hazırlanmış gibi oldular. Hazırlandı. Sıra geldi biberlerimize. Evet. Şimdi dolma biberlerimiz geldi sıra. Şimdi dolmalık biberlerimizin de içerisindeki çekirdekli kısımlarını Sıdıka Evet. Sultan alıyor. Alıyoruz onu da. Kolayca zaten hemen çıkartıyor, sizler de görmüş olduğunuz gibi. Şöyle dolur da o ağzı biraz kapalı olur onun. Evet. Şöyle. Geri çıkarırız da onun biraz ağzı kapalı düşer. Değil mi? Sonra kuruyunca iyice küçülmüş Evet. olacaklar bir de. Sıdıka Sultan'dan teknikler, püf noktalarını öğreniyoruz. Bak, bu şekilde aldığımızda ağız da Evet. genişlemiş oluyor. Evet. Ve İç, kuruduğunda da ha. zaten o büzüleceği için. Evet, içi doğru bu hani yapışkan taraflarını çıkarırız. Evet. Güzel olur. Sonra bunları çizeceğiz inşallah. Ve efil efil asacağız, kurutacağız. Tertemiz, çok da güzel Evet. olacaklar.
çatıya şey yapalım değil mi? Asalım. Çatımıza asalım. Orada hem güzel esiyor hem de sıcaklığını güzel alıyor. Hem hızlı kuruyor orada. Hızlıca da kurumuş oluyorlar. Bizim sitemizin en üstünde, evet, az sonra hep birlikte çıkalım terası. İnşallah terasımızda kurutmuş olalım. Orası bizim kurutma için güzel. Cennet elması kurutmuştuk ya. Cennet elmamızı kuruttuk. Orası güzel oluyor. Hani biz bu son zamanlarda dahi oraya biber asıyoruz. Geçen yıllarda da astık. Yağmur, su, herhangi bir şey girmediği için. Orada bir de çok güzel kuruyor. Birkaç yıldan beri orada yapıyoruz hep. Son kıpkırmızı. Gelse de kuruyorlar. Hani böyle güneş yanığı olmuyor. Yerini sizlerin de o şekilde müsaitse az sonra sizlerle size kasotanla çıkamazsak ben kendi çıkarken de gösteririm. Güzel oluyor. Haydi bakalım. Şimdi anneciğim bunları da ayıklasın. Çekirdeklerinden çıkartıyoruz ve çizme kısmına doğru hep birlikte geçmiş. Şunu merak ediyorum olalım. Ben benim alt komşudaki evet. Kadın çiziyor, orada görüyorum terasta. Tabii biz değil. Ya, hepimiz yapıyor. Hep birlikte orada yapıyoruz. O kurutmuş. Ben kalın olduğu için çürür diye düşündüm ama bir tanesini bir deneyeceğim. Eğer olursa bunun kurusu da güzel olur. Kesinlikle. Ha. Bu güzel, bayağı güzel oluyor. Tamam, deneyelim istersen bir tanesini yani, denemiş oluruz. Çok yapmayacağım çünkü. Ama belki şu sıcak günlerde kurur diye tahmin ediyorum ben. Ha. Anneciğim. O çiziye kurutuyor ya her sene. Kurutuyor. Her sene kurutuyor orada. Bir tane deneyeceğim, bir yazık olmasın. Tamam, deneyelim. Kurursa, canım anneciğim. Yaparız. Yapalım. Şeyim. Yapalım. Şimdi azıcık daha zamanı, daha pazarlayınca çoğalmamış. Bu hafta anneme gitmemiştik. Az mıydı? Azdı. Bir de çoğaldığı zaman olacak şimdi bunun. Her taraf bundan oluyor. Aslında şimdi çoğalması lazım değil mi? Bursa sadece, Bursa taraftakiler daha yok. Salçı zamanında çoğalıyor değil mi? Evet, buralara gelmemiş. Yani çok olması lazım. Daha önce herhalde. Biliyorum. Bu sene şey de az dedin sen dün. Evet, konservelik domates. Domates az dedin. O da az. O konservelik domatesleri genellikle ihracat ürünü, kurutuyorlar. Kurutuyorlar değil mi? Kurutma olduğu için büyük bir ihtimal iç piyasaya fazla gelmiyor herhalde. Bu sene az, yani geçen seneler daha çok oluyordu. Hı. Birazcık daha sonra gelir. Şimdi önce o kurutma tesislerine gidiyordur. Sonra buralara gelir. Doğru. Şimdi muhtemelen. Sıcakken kurutuyorlardı. Evet. Sonra son zaman gitti. Genellikle öyle oluyor çünkü. Herhalde. Ağustos sonu gibi marketlere her tarafa bir anda geliyor. Anneciğimi gördüğünüz gibi hemen hızlıca hepsini zaten ayıkladı sayılır. Onları da tamamlayalım ve çizme kısmına haydi geçelim bakalım. Evet, Sıdık Sultan. Sıra geldi artık biberlerimizi çizmeye. Kıştaki hazırlıklarımızı, biberlerimizi çiziyoruz şimdi. İçlerini çekirdekten temizledik. Ağız aşağı gelecek şekilde. Evet. Çiziyoruz. Gerdanlık gibi, inci gibi hepsi çiziliyorlar. Evet. Ama bu kurutulmuş ürünler kışlık zaman geldiğinde en çok nesimiz oluyor. Özellikle patlıcanlarda oluyor. Hı. Astıktan sonra ama bir gün sonra böyle tıngıltı başlıyor ya. Tıngıltı. O insanın gerçekten terapi gibi. O benim çok hoşuma gider. Güzel oluyor. Kuruduğunda tıkır 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 tıkır, 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 tıkır. Sesleri gelmeye başlar. O da ayrı bir güzellik. Ama annemin az önce demiş olduğu gibi şu biberlerin güzelliğine bakar mısınız maşallah. Plastik gibi uzaktan görsen süsleri, süs biberlerini çizmişler sanırlar. Çok güzel olmuşlar. Tarla biberi bunlar. Aldığımız yer var. Hı. Güzel ürünleri var. Alıştıktan sonra aynı yere gidiyor zaten insanla. Orası da güzel. Sağ olsunlar, yetiştirmişler. Üreticilerimize de buradan bizleri izleyenler varsa da hepsine canlıdan teşekkür ediyoruz. Sıcağın altında bu yaz günlerinde ürün yetiştirmek de oldukça zor. Allah hepsine razı olsun. Onların sayesinde bu güzel nimetleri Haydi Rabbim anne. Bizlere veriyor. Onlar sayesinde biz de sofralarımıza geliyor. Şunu da en başına koysam olur mu? Ayrı mı yapalım? İstersen onu tek yapalım. Ben onu tek takıvereyim. Tamam. Hani onu gözetleyeceğiz birazcık nasıl olacak diye. Ayrı olsun. Şimdi bunlar da hazırlanmış oldular. Hı. Ve onu da takacağız ipine. Daha sonrasında hep birlikte Allah'ın izniyle terasımıza asıp geleceğiz. Tamam. Haydi bakalım. Evet Sıdık Sultan. Biz ziyan olmaz dedik ya. Evet. Şimdi biberlerimizin şeylerinde, sap kısımlarında, çekirdeklerinden arındırdık. Ben bunu bir yerde gördüm. Acaba o ne iki dedim. O ne iki dedim. Kendim de bir kere denedim. Sizler de denemek istedim. Şimdi çekirdeklerini temizliyorsun burasını. Sapı. Biberi. Evet. Sapı. Sıdık Sultan, gerçekten her şeyi pratiklikler kanalı demiştik. Her şey değerlendirilir bizim evde. Bunu da değerlendirmeyi seviyoruz. Geçen sene denemişti annem, gerçekten de güzel oldu. Denedik. Şimdi orası israf olmuyor. Evet, mantar kavurması gibi oluyor. Tadı aynı oluyor.
Şimdi oradan onları alıyoruz. Çekirdeklerinden de gidiyorlar zaten üzerinde. Çekirdeklerinden ayırtladık. Düşüyor zaten. Evet. İyice sap kısmı biraz sert oluyor. Mesela şuradan biraz azalttan aldık onları. Sizler için bir daha deneyeceğim. Hem sizlere de örnek olmuş olur inşallah. Beğenirsiniz eminim. Tadı çünkü mantara benziyor. Dolma yaptığınızda deneyin. Zaten çok fazla bir şey çıkmıyor. Bak evet. Yaptığımda şu kadar bir şey çıktı. Evet. Hemen şöyle kahvaltılık, yemeklik değil de aynen. Yemeğin yanında biraz hemen birer alımlık. Oraya da olur. Kahvaltı sofralarına da yakın. Kahvaltıda böyle çok şey yenmiyor ya. Evet. Değişiklik olur. Sofranızda evet. Da güzellik olmuş sizler olur. Sizler için ben onu şimdi tavada hemen şöyle atıştırmalık yapacağım. Haydi bakalım. Evet. Dolma biberlerimizin saplarını küçük tavamıza koyuyoruz. Mantar tadında biber sapları diyebiliriz bunun adına. Şimdi azıcık zeytinyağı koydu annem içine. Evet. Onu kızartacağız. Evet. Bunu. Zeytinyağı birlikte kızaracaklar. Evet. Kızartacağız. Bir bunu yandan da pestillerimiz zaten orada yavaş yavaş pişiyorlar. Kendi suyunu bırakmış. Evet. Azıcık su koymuştuk dibine. Yavaştan kaynamaya evet. Başladı. Ama şu anda böyle bir kokusu var. Muhteşem bir kokusu. Gerçekten o meyvelerin hepsi karışmış. Harika bir lezzet kokusu geliyor. Evet. İçine iriyse bir diş. Mesela benim sarımsaklarım küçüktü. Ama şu lezzetin sesine bakar mısınız? Nasıl kitnekler de güzel oldu. Çıtır çıtır. Onlar da böyle kızardılar iyice artık. Kendine gelmeye başladılar. Evet. Ama şunu mutlaka denemelisiniz bence. Yani çok pratik. Yaptığınızda yorum kısmına belirtirsiniz. Lezzeti güzel oluyor. Gerçekten güzel olacak. Az çıkıyor içerisinden ama hem israf olmamış olur hem de tadı güzelleşmiş olur. Farklı lezzetler denedikçe damak zevkiniz daha evet. Da gelişmiş oluyor hem de güzel olur. Hani ben onunla uğraşmam aman derseniz o sizi kalmış. Evet. Ha çok da zor bir şeysi yok evet. Uğraşılmayacak kadar. Şurada hemen bamyanın domatesi vardı. Hemen ondan da içini koyacağım. Az önce belirtmiş olduğunuz gibi özellikle kahvaltı sofralarına değişiklik arıyorum diyorsanız tam da o zamana daha çok yakışır. Biz şimdi videomuzun içerisinde sizlere göstermek adına yaptık. Mesela şimdi kışlık şeylik yapıyoruz ya onlar da çok çıkıyor mesela biraz çok alırsanız. Tabii. O zaman daha da fazlalaşmış olur. Mesela ayırırsınız. Ertesi gün kahvaltı sofranızda hafta sonuna dek geliyor. Genelde böyle işler. Harika bir lezzet olmuş olur. Farklılık olur. Aynen öyle. Domatesle birlikte iyice güzelleşti zaten. Kokusu bile bir güzel. O sarımsak da var. Mesela çoğaltabilirsin de. İçine normal biber de doğrayabilirsin. Tabii ki. Ondan bir o da kızarır. Tabii. O daha da lezzetlidir. Ben çoğaltmak istemedim şimdi. Tabii ondan bir o da olur yani. Küp küp patlıcan da koyabilirsin içine. Yani o lezzetlendirmek sizlere kalmış bir şey. Çoğaltabilirsiniz. Çoğaltmak size kalmış bir şey. Hani kahvaltı demiştik az önce. Biberli de seviyorsanız annem dediği gibi biber koyunca evet. Artık biberli sos gibi de olur. Her şey olur. Pestillerimiz zaten orada kaynıyor sesi gelmeye, iyice gelmeye başladı. Ara ara karıştırıyoruz bizler bunları. Siz de yaparsınız altı, zaten. Üstü, homojen bir şekilde pişsin. Çünkü biraz sonra blender yapacağız. Eşit şekilde. Hem bir de hepsi böyle öz suyunu salmış olur iyice pişince. Karıştırdıkça daha da güzelleşmiş oluyor. Evet. Evet, kışlık bamyalarımızla bir yandan hazırlıyoruz biliyorsunuz. Onun içine ne yaptı Sıdıkı Sultan? Domatesi, bamyası doğramış. İçin bir tane de yeşil biber doğradım. Kapatalım onu. Bamyalarımızı zaten hep birlikte hazırlamıştık. Domates biraz kavrulursun, bamyasını koyacağız içine. Evet. Sıdıkı Sultan'ın mantar tadında kahvaltılık diyelim artık bizler bunlara. Evet. Kahvaltılık. Böyle süsü, atıştırmalık. Ama cıvıcık şey gibi ama tadı çok güzel. Kesinlikle. Şuna bakar mısınız ne güzel oldu. Evet. Maşallah. Harika. Evet. Ellerine emeklere sağlık. Benim mantar kavurması gibi geldi aynı tadı. Bence de öyle. Evet. Sizler için yaptım ama.
Evet, normalde anneciğim onu daha sonra da yapardı. Videomuz içerisinde sizlerle paylaşmak adına yapıyoruz. Sıdıka Sultan, sizlerle yaptığımız her şeyi paylaştıkça biz daha çok mutlu oluyoruz. Sıdıka Sultan'la birlikte. Anneciğim de kıymetli izleyicilerim her şeyi anlatayım diye sizler için uğraşıyor. Bu noktada da tabii ki sizden desteklerinizi bekliyoruz. Aynen. Videolarımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz bizler daha da mutlu olacağız. Sizlerin destekleri sayesinde güzel yerlere geleceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Bir de vloglarımız içerisinde biz böyle sık sık püf noktaları koyuyoruz. Değişik içerikler paylaşıyoruz. Mesela şu anda olmuş olduğu gibi. Videolarımızı atlamadan izlerseniz bu kısımları da kaçırmamış olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım videomuz tüm güzelliklere devam Devam ediyor. edeyim. Evet Sıtıka Sultan. Evet anneciğim. Sizler için yufkayı ekmeğimle şöyle tadına Zaten yufkayla tadı daha da bir güzelleşmiş olacaktır eminim. bakalım. Şuna güzelliğine bakar mısınız? Ne güzel bir görüntüsü var. Tıpkı bu şekilde sizler de kahvaltılarınızı yiyin. Şimdi annem hocam onun tadına bir baksın. Biz de orada pestilimize doğru şöyle bir yakınlaşalım. Pestilimiz tüm güzelliğiyle birlikte, lezzetin sesiyle birlikte pişmeye başladı bile. Harika bir görüntüsü, harika bir kokusu var. İnşallah az sonra blender yapınca hep birlikte tepsiye de koyacağız Evet. bunları. Ve daha da Muhteşem. güzelleşecek. Evet Sıtıka Sultan yorumlarını alalım. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Gerçekten Denemeye de bizler de çok değer. seviyoruz. Harika o lezzet. Sana yap vereyim. Ben de hemen o arada bir bakayım bakalım nasıl olmuş. Bamyamızın domatesini biraz kavurdum hemen. Çok değil. Biraz hani öldürdüm. Yani tabiri caizse. Öyle Öldürdüm deniyor. derken. Genellikle o yemekte bir tabir olarak kullanıyor. Şimdi bamyasını koydum içine. Azıcık tuz koyalım. Domateslerle birlikte bamyalarımız da lezzetli iyice buluşmuş oldular. Biraz tuz koydum. Şimdi de içine koruk suyu koyacağız. Evet, Sıdıka Sultan'ın olmazsa Evet. olmazlarından. Koruk suyunu Kendisi koyacağız. hazırlıyor biliyorsunuz bunları da. Şey olmasın, yapışaklanmasın. Evet. Eğer ekşisini denk katarsanız hiç yapışaklanmaz. Ben iri bamyayı severim. Onu bölerim. Mesela o iri bamya bölünce yapışaklanır. Ekşisi denk gelirse hiçbir şey olmaz. Ertesi gün kalsa da olmaz. Sıdıka Sultan'dan bir püf noktası da Evet. almış olduk. Yani Ekşisini denk ekşisi. koyacaksın. Evet. Ama gerçekten de öyle. Biz yıllardır hani bamya yemekleri yapar. Ben çok severim. Hiç öyle biz öyle ekşi, hani uzam olmadığı, herhangi bir sıkıntı olmadığı İşte lezzeti ekşisi çok denk güzel oluyor. olacak. Evet. Şimdi biraz kavruklansın hemen. Sararır zaten şimdi o. Ondan sonra alacağız. Onları da tıpkı fasulyelerimiz Bir gibi yemeklik gelecek bize o. onu da dolabımıza Evet. kaldıracağız Allah'ın izniyle. Evet. Haydi bakalım. Evet, bamyamız oldu artık. Kapatıyoruz. Bamyamızın böyle rengi sarardı. Evet. Domateslerle birlikte iyice kendisine geldi. Geldi. Artık dolaba koyulmak üzere Ha. hazır. Soğusun. Kaldıracağız. Sonra onu da paketleyip kaldıracağız. Evet. O da kışlık hazırlıklarımızın bir tanesi daha Yapılacak yeni tamamlanmış bu. oldu. Bir yemeklik. O da hazır. Çayımız doluyor bir taraftan. Çayımız Ha, doluyor. gün arası. Artık orada biz birazcık böyle kendimizi, annem de yoruluyor. O arada ara vereceğiz. Hem dinlenmiş olacağız. Mehmet Kerem'de bir şeyler yiyeceğiz hep birlikte. Evet. Daha Mehmet Kerem sonrasında salçalı ekmek deyip durur. evet, Hemen Mehmet Kerem salçalı yaptıydım. Onu ekmek salçalı getireceğiz. ekmek sürü vereceğim. Çayla birlikte günümüzü de arasında değerlendirmiş olacağız. Bir yandan pestilerimiz de zaten pişmeye devam ediyor. Onların iyice yumuşamasını bekleyeceğiz. Kıvamı en son kalın sizlere Evet. gösteririz. Ve onları blender yapınca o da hazır olacak. Biberlerimiz hazır. Sıdıka Sultan'la çaydan sonra onları da asar geliriz. Hem de videomuzun sonunu orada inşallah kapanışını hep birlikte yapmış oluruz. Haydi bakalım. Pestilerimizi hazırlayacağız önce. Peskilimiz pişti. Yumuşacık pişirdi. Artık şimdi blender yapacağız. Sonra sereceğiz güneşi. Evet, pestimizin son hali pişmiş halinde şu kıvama geldi. Evet. Pişti. Ezilecek kıvamda Yumuşadı. zaten. Yumuşacık. Şimdi artık blender zamanı. Evet. Sıkasından şu bunları blender yapacak. Haydi bakalım blenderımıza yapmış olalım. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Artık pürüzsüz bir hale. Geldi. Evet, kıvamı görüyoruz hep birlikte. Şuraya takılan arkadaşlar var. Onları Hiç içerisinde çıkaracağız. pürüz kalmamış oluyor. Zaten karıştırırken de belli oluyor artık o. Evet. Evet. Şu noktaları yapalım. En son koyduğum küçük ötlerde olsun. Lezzetimiz artık tepsiyle buluşmak üzere hazır. Pişirdik. Blender'dan da geçtiler. Şimdi tepsiye koyacağız. Haydi bakalım. Banyomuzu yaptık bu arada. Evet, annem onu da yapmış. Sıdıka Sultan maşallah. Evet. Bamyamız da poşete girdi.
O da artık dolabımızda buluşmak evet. üzere. Hazır. Allah az nasip ederse. Az oldu ama yanını bir çorbayı da şeyle idare eder. Evet. Yani o kadar pamyadan böyle daha geliyor tabii. Daha ilave ederiz. Daha sıcak biraz soğusun. Daha sonrasında hani biraz önce demiştiğimiz gibi pazara gittikçe fazla geldikçe annem bu şekilde evet. yapıyor. Hadi. Bamyamız hazır. Balkonda, kışlık hazırlıklarımız devam ediyor. Balkona gidelim. Tepsilerimizi kağıdı koydum zaten. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Sıdıka Sultan'la birlikte geldik balkonumuza. Evet. Aynı kahvaltılık marmalat gibi. Evet. Fırın tepsilerimizin üzerine yağlı kağıtlarımızdan koyduk. Yapışma yapmasını hem de çıkartması basit oluyor bu şekilde. Şimdi bir ince tabaka halinde bizler bunları üzerine sereceğiz. Evet. Çok da kalın olmayacak, çok da ince olmayacak. Evet. İkisinin arası. Ya orada tam kıvamını yakalamak gerekiyor. Orta kıvamlı yani. Evet. Havanın sıcaklığına göre, zaten şu anda Ağustos ayındayız. Havalar iyice sıcak. Bu hızlı bir şekilde kuruyor. Yani yarın akşam üstüne kadar büyük bir ihtimal hazır olmuş olur. İnşallah. Yan tarafta şimdi hep birlikte görürüz zaten. Bizim o küçük balkonumuz var. Orada kurutacağız. Tepsilerimize annemin Sıdıka Sultan'ın yapmış olduğu gibi ince bir tabaka halinde koyuyoruz. Onlara koyuyoruz. Karışık. Zaten şimdi tepsiye de alınca beyaz yağlı kağıdın üzerinde kıvamını iyice görüyoruz. İçerisinde hiç pürüz kalmadı. Annemin az önce belirtmiş olduğu gibi tam böyle marmelat gibi. Böyle evet. ekmeğe sürüp yiyebilirsiniz bile evet. yani. Şu anda karışık meyve olduğu için kokusu harika. Tadı da eminim ki o kadar güzeldir. Tatlısız, şekersiz. Doğa. Karışık. Meyvelerden oluşan karışık meyvelerden. Sıdıka Sultan pestili olsun bunun adı da. Çok da güzel oldu. İlla ki karışık olacak diye bir şey yok. Evinizde hangi meyve varsa veya meyve yok alın pazarlarda mesela onlarla yapın. Evet pazarlarda mesela meyve almak isterseniz bu şekilde mesela marmelat yapacaksınız. Birazcık böyle yumuşamışlar biraz daha uygun fiyatlı şimdi veriyorlar. Mesela erik var ya kırmızı erikler evet. onlarla da güzel oluyor. Onlar harika oluyor böyle mayhoş tadı olur. Biz incir zamanına geldik bulabilirsiniz incir de çok güzel olur. İnşallah kısa bir zaman içerisinde Sıdıka Sultan'ı yapabilirsek incir marmelat da yapalım sadece incir. Biz öyle de yapıyoruz o da güzel oluyor. Elimize geçtikçe artırabildikçe meyvelerimizden yapmaya evet. çalışıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi bizler bunları tepsilerin üzerine koyalım ve daha sonrasında güneşlenmek üzere yan taraf alacağız hep birlikte. Evet tepsilerimizi koyduk. 4 tepsi geldi. Evet pestillerimizi tepsiye ince bir tabak evet. halinde Sıdıka Sultan hepsini böyle serdik. Harika oldular. Görüntüsünü görüyorsunuz sizler de. Kıvam bir harika. Lezzet de güzel olacak eminim. Şimdi güneşlenmek üzere. Balkonumuzu koyacağız. Hemen yan taraftaki balkonumuza geçireceğiz bizler onları. Hadi bakalım şimdi balkonumuza da koyalım. Hadi. Ve en son haliyle tekrardan devam edelim. Evet, Sıdıka Sultan da hemen yan tarafta küçük balkonumuz demiştik. Bizler kurutmalarımızı burada yapıyoruz. Canım anneciğim Sıdıka Sultan da oraya koydu. Anneciğim. Yan tarafta burası gerçekten kurutma için belli himmet bizim evet. için değil mi? Tabii, süs balkonumuz var burada bizim. Kurutmalarımızı burada yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi kurutmaya bıraktık. Yarın bu saatlerde bir ihtimal olmuş olacak. İnşallah. Hızımı alamadım bugün. Evet. Sıkı Sultan'cığım. biberleri çizdik. Patlıcanları dedim şeylerini ayırdım. Biraz evet. yarıklık ayırdık. Bunları dedim bir cizi gelir. Onları da dedim oy vereyim hemen. Tam bunları terasa biberlere diyorum. Anne asmaya gideceğiz artık asıp gelelim diyorum. Annem dur ben patlıcanları da yapayım da dur, onları dur, da beraber götürelim diye durdurdu. Durdurdum hemen. Dur dedim şimdi, bunu da yapıp vereyim de. Onları da asacağız. Patlıcan... Pestlerimizi koyduk. Şimdi patlıcanlarla biberlerimizi de yukarı terasımıza kurutmaya koyacağız. Evet. Videomuz dolu dolu. Sıdıka Sultanlar sürprizler çoğaldığı için bir anda bir de patlıcan çıktı işin içerisinde. Onları da kurtaralım Allah'ın izniyle. Hepsi bir anda olmuş olacaklar. Patlıcanları seçerken mesela kurutacaksanız böyle küçüklerini seçin. Mesela bir kestiğinizde iki tane olsun. Değil mi? Tabii orta evet. olmaması lazım. Orta olması lazım. Yani içine orta çıkmazsa evet. daha iyi makbul oluyor zaten. Sağ olsun buna... Arzu'nun kayınvalidesi getirivermiş. Evet teşekkür ederiz onlara da. İncir çok güzel. Ben çiğ patlıcan yemesini severim. Değil mi güzel oluyor. Ben çiğ patlıcan özellikle yaz aylarında yemeklerin evet. yanında güzel oluyor. Güzel olur. Bunlar da organik doğal tarım ürünleri. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Tam zaten taze, belli. Taze, görüntüsünden güzelmiş. De belli. Evet. Şimdi ablam için de hazırlıyoruz bunları. İstanbul'a giderken de götürecek inşallah. Hep birlikte yemiş olacağız.
Şimdi Sıdıka Sultan bunları ne yapıyor? Önce ortadan ikiye bölüyor. Hani de biz önce dediğimiz gibi boyutlara uygunsa 2. İkiye bölünce tamam. Ortası eğer çıkmaması uzun, daha makbul. Uzunsa mesela orta tarafında muşakkalık olarak yapabilirsiniz. Tabii ki. Mesela benim yaptığım gibi. O da yemek olacak. Şimdi mesela annem şurası, ortadan alıyor. Şurasını mesela 4'ü bölersiniz şöyle. Bu da kışlık muşakkalık olur. Evet, o da öyle. Onları da kurutuyor annem. Kızartıp kızartıp böyle böyle kızartıp dolaba da koyabilirsiniz. Bunlar da kışın ihtiyacımız lazım olur. Evet. Kızartmaların üzerine değişiklik. Sıdıka Sultan'dan pratik bilgiler tüm püf noktalarıyla sizlerle birlikte olmuş oluyor. Evet, şimdi patlıcanlarımızı canım anne ne yaptı? İkiye böldü. Orta yerleri de muşakkalık olaraktan ayarladı. Ya da kızartmalık olarak o size kalmış. Şimdi oymaya başladık. Evet. Sıdıka Sultan maşallah bunları ince ince güzel yapıyor. En son yapılmış halini göstersin. Evet. Tam böyle bu püf noktası. Bu kriteri yakalayabilmek ayrı bir marifet. Hani el alışkanlığı diyelim. Yılların getirmiş olduğu tecrübe. Eskiden beri canım anneciğim bunları yapar. Hatta biz küçükken de yapar. Böyle yanında şövalye yerinde su var ya. Ben onun içine onları doldurur boşaltırdım. Su. Patlıcanları yüzdürüyorum ben diye. Patlıcanları yüzdürüyoruz diye. Çocukluğumuzdan beri hep bizim evimizde böyle şeyler olduğundan dolayı alışkanlık. Hatta iyice küçükken ondan su içeceğim ben diye su bile içiyorduk içinden. İçilir. Diğer bir patlıcan olmadıktan sonra içilir. Çocukluk şöyle, evet. Zararı da olmaz. Buraya kendimizi bir tane leğen için su hazırlıyoruz. Evet. Oyduğumuz patlıcanları suyun için atıyoruz. Evet. Biz bunu oyuncaya kadar bu patlıcanlar biraz böyle içinde geriliyor mesela. Suyla birlikte. Suyla birlikte. Sonra işimiz bittikten sonra eğer çok su tabii zaman zaman alacağız. Benim şimdi az olduğum için ben oyuncaya kadar duracak için. Evet. Sonra çizip nereye asacaksanız. Asıyoruz. Zaten hızlı bir şekilde kuruyor. Nemli bölge olmasın yeter ki. Kurur. Çok da güneşi, direkt güneşi sermeyin. O zaman da yanı veriyor. Evet, az sonra serdiğimiz, astığımız yeri de göstereceğiz zaten sizlere. Havadar olacak annem dediği gibi. Harika bir şekilde çıtır çıtır kuruyacak. Maşallah diyelim Sıdıka Sultan'a. Gerçekten de harika bir şekilde hızlıca hemen içerisine boşaltmış oldu. Patlıcanın içerisine uyuldu. Haydi bakalım. Şimdi bunların hepsini aynı şekilde, aynı özenle Sıdıka Sultan'cığım hemen hızlı bir şekilde yapmış olacaktır. Ve daha sonra bunları da çizeceğiz ipimize ve hepsini kurutmaya bırakacağız. Mesela şurasını kurutuyorum ben. Bunları da kurutuyoruz. O da güzel oluyor ama. Bunları da kışın haşlayıp içine kuru biber de koyuyorum haşlarken. Haşlayıp soğanla kavurup ister öyle sade, ister de yoğurtlu yapıyoruz bunu da. O da sofranızdaki yemekler yanına iyice bir lezzet katmış oluyor. Aynen. Öyle güzel olur. Yani Sıdıka'nın hayatı kanalımız, değerlendirme kanalı, pratikler kanalı her seferde söylüyoruz. Yani israf olmasın hayatımızda. İsraf sıfır. Yani bizim dinimiz yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz diyor. Bizler israf etmeyelim. Allah bize daha çok rızık verir. Allah bize daha çok nimet verir. Yeter ki biz dikkat etmeye çalışalım. Evet, patlıcanlarımızı oyduk. Evet. Bir kış yeter bu. Maşallah. Olsun öyle. Allah... Ama bir yemeklik oldu. Oldu. Öyle öyle yaparız. Evet. Hem böyle daha az yorucu oluyor değil mi anneciğim? Yorucu oluyor da böyle olunca... Şimdi daha çok olduğunu daha çok zaman harcıyorduk. Yine biz bunu yaparız bir ara yaparız. Sıdıka Sultan'la birlikte. Biz işleri çok seviyoruz annemle. Şimdi patlıcanlarımıza Sıdıka Sultan ne yaptı? İçerisine oydu. Daha sonra suda beklettik birazcık. Beklettim. Şimdi çiziyoruz artık. Büyük ihtimal bir çizi de bu gelecektir. Suda beklettik mi böyle hani ağızları açık açık oluyor. Evet. Mesela şöyle o diğeri gibi. Diğeri gibi. Sıdıka Sultan az önce belirtmişti diriliyorlar birazcık daha güzelleşiyorlar diye. Rengi de hem kararmadan harika bir şekilde oldu. Bu da püf noktası olmuş oldu. Yine Sıdıka Sultan'dan. Aslında bu videomuz içerisinde birçok kışlık hazırlık yapmış olduk. Hepsini böyle kısa kısa sizlere özetlemiş olduk. 3-4 çeşit oldu. Evet. Maşallah. İçerisi dolu dolu. Ağzı aşağıya gelecek şekilde. Çiziyor. Evet. Ağzı aşağıya gelecek şekilde. Mesela ben evde yapamıyorum diyenler için bu az. Az az. Mesela. Tabii ki. Hı. Tabii ki. Mesela pazara gittiğinizde hemen kısacık hemen bir çizi yapabilirsiniz. Alın. Kışıklarınızı kendi bildiğiniz gibi. Mis gibi. İçiniz güvene güvene yersiniz Allah nasip ederse. Hemen şimdi... içini göbeğini çizdim, astım. Evet. İç ucunu da hemen için bir tane soğan doğradım.
Onu da koydum ocağa kavrulması için. Evet maşallah. Sıdıka Sultan her şeyi ayarlamış bunlar bile. Bunlar bir şey oluncaya kadar. Gerdanlık gibi bu da çizilmiş oldu. O da hazır. Şimdi biz Niyazim'le terasımıza bunları taşıyacağız ve asacağız hep birlikte inşallah. Haydi o halde biz ne yapalım Sıdıka Sultan? Bunları alalım terasımıza çıkalım. Terasımıza çıkalım. Evet terasımıza geldik. Biberlerimizi asmaya. Az önce aşağıda da belirtmiştik. Burası bizim kurutma yerimiz. Terasımız, sitemizin en üstü. Şimdi bizler burayı her sene kurutuyoruz. Buraya babamla birlikte ipimiz var buraya. Geldikten sonra oluyor. Bunlar da Sıdıka Sultan eserleri zaten. Bunlar da bizim biberlerimiz. Yavaş yavaş burada kurumaya başlıyor. Şimdi buranın güzelliği hem etrafı açık, hem esiyor. Hem böyle direkt güneş de görmüyor. Üzeri de kapalı. Yağmur olur, rüzgar olur, hiçbir şey olsa bizim için dert olmuyor. Manzaraya karşı, Denizli manzarasına karşı burada kuruyorlar. Havalı. Evet, ese ese kuruduğu için de herhangi bir çürüme, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi buradan tüm manzara gözüküyor. Evet Sıdıka Sultan. Evet, maşallah ya. Biberlerini astın. Önceki yaptıklarımız kızarmışlar bile değil mi? Kızarmaya başlamış. Şöyle güzelle bakar mısınız? Bunlar böyle hani İzmir biberi gibi olanlar, hafif acılı olanlar tarhana çorbalarına, kış aylarına çok yakışıyorlar. Evet. Bunlar onlar. Yavaştan kızarmaya başladı. Bir deneyelim bakalım dedim. Korursu devam edip yapacağız. İnşallah o denemelik. Onu da asmış olduk oraya. Diğerleri de yavaş yavaş hepsi burada kızaracaklar. Patlıcanlarımız asıldı. Allah ağız alıyla inşallah kuruyunca evet. Yemeği de nasip eylesin. Aynen. Kızarmaya başlamışlar onlar. Evet. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Sizlere kapanışı dedim. Terastan yapayım dedi. Burası güzel fildir fildir esiyor ama. Evet, güzel esiyor burası yukarısı. Ha, geçen gün arzuldu dedi. Anne dedi, o çay içmesi güzel olur dedi. pek düzeneği yok tabii ki. Tabii burası yıkanıp temizlenmesi lazım öncelikle bir. Kurutmak için mükemmel. Tabii kurutunca yukarıya astığımızdan sorun olmuyor. Hava için çok güzel. Evet Sıdıka Sultan. Evet. Şimdi bugün yine kış hazırlıklarımızın ikinci video olmuş oldu artık. Dolu dolu bir içerik oldu. Bamyalarımızı yaptık. Biberlerimizi çizdik. Patlıcanımızı çizdik. Biberi içimizi kavurduk. Çok da güzel oldu. Hatta yine patlıcan içlerini de kavurmaya başlamış. Onu da yapıyoruz şimdi. İçerimiz yine dolu dolu oldu maşallah. Çok da güzel oldu. Evet yavrum. Allah inşallah bu kuruttuklarımız da güzel ağız bir şekilde ağız tadıyla yemeği de nasip eylesin. Amin yavrum. Amin. Toplarken de hep birlikte yine vloglarımız içerisinde zaten bunlar da dahil olmuş olurlar. İnşallah. Bugünlük vlogumuz bu kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Senin var mı dediğin bir şey yavrum? Allah'a emanet olun. Evet en güzel söz. Şimdi İşte dediğimiz gibi böyle kış hazırlıklarımız da Sıdıka'nın hayatı vloglarımızın içerisinde olacak. Sıdıka'nın hayatı her yerde demiştik. Bakın şimdi nerede? Sitemizin terasında tüm arkamızda tüm Denizli var. Çok gerçekten de yukarıdan her taraftan Denizli komple gözüküyor. Kendinize çok iyi bakın. Nice güzel vloglarda tekrardan görüşmek Allah üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.